Selamun aleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evimizi bir önceki videomuzda boşaltmıştık. Anacım yine her zamanki gibi, gördüğünüz gibi burası çok güzel oldu ya. Bir önceki videom, evet. Benim çizme var ya, girmeyeyim ben de. Anacım gene bulaşık yıkıyor. Ne yapacağım, makine olmanca olmuştu. Aynen öyle, koy hayatı devam. Ben halinden memnunum. Yer çok güzel oldu ama ha. Aynen güzel oldu. Uğraştık bayağı bir hafta sıkı. Aynısı şimdi gelelim. Gördüğünüz gibi zaten ortalık koç kolebe. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burayı komple sıvamasında yaptık yani. Sıvama derken bir önceki videomda görürsünüz, oraların hepsini alçısını yaptım. Şöyle göstereyim size. Şimdi geriye bir tek boyası kaldı. Ondan önce şu prizleri falan sökeceğim. Boy olmasınlar. Sonra çarptıktan sonra tekrar. Bu arada arkadaşlar ampulümüzü artık çalışıyor. Şöyle göstereyim. Ha pardon, kusura bakmayın. Şarteli indirmiştim. Ne olur ne olmaz diye. Ondan önce bir şey daha göstereceğim size. Şimdi ben buranın elektrik prizleri değiştireceğim birazdan. Size onu göstereceğim. Şu prizlerimiz falan çalışmıyor. Priz aldım bir tane. Prizimizi değiştireceğim. Değiştikten sonra görüşürüm. Gördüğünüz gibi dayımdan parkemizi getirdim arkadaşlar. Bunu dayım bize ücretsiz şekilde verdi. İkinci el bu parkeler. Dayım ahırda duruyor, al götür dedi. Yapabiliyorsan yap dedi. Ben de internetten izlediğim kadarıyla bir şeyler yapacağım Allah'ın izniyle. Eski püsküle değil, sapasağlam. Gayet de güzel. Değil mi kızım? Bunu özlediniz mi arkadaşlar? Yerim seni ben, yerim seni ben. Tasmalım benim, yerim seni ben. Yerim seni, yerim. Dur tombalım ben. El vermeye başladı arkadaşlar. Bunlar bugün bitmeyecek tabii ki. Boyadan sonra en son buraları falan toparladıktan sonra en son park işlemi yapacağım. Onu da bir sonraki videoda inşallah yaparken görüşürüz. Ben kendim yapacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben şu prizleri falan değiştireyim. Ondan sonra boya işlemine geçeriz Allah'ın izniyle. İlk bir kat vuracağım. Ondan sonra biraz bekleteceğim. İkinci kata vuracağım. Eğer kalırsa biraz daha üstüne belki vurabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi biraz ince işçilik yapacağım. Titiz daha vuracağım. Bakalım hayırlısı ne kadar güzel olacak. Ben de merakla heyecanla bekliyorum. Şurada çatlaklarımız var. Oralarda alçılarla dolduracağız. Alçımız var. Daha önceden almıştı babam. Haydi bismillah. Hadi bakalım anacığım. Bulaşıkçı anacığım benim. Hadi kolay gelsin arkadaşlar bize. Şöyle biraz içeride ısınıyor. Soğudu gerçekten ama. Ya Allah bismillah. İşimize devam mı? Hadi bakalım. Boyamızı hazırladım. Fazla açık yapmadım. Birkaç kere boya yapmıştım lan da bu ikinci üçüncü boya yapışım olacak. Gayet güzel hazırladım, inanıyorum. Rengimiz bu şekilde. Lila, açlığıyla, koyunla yapmayacağım. Ara ara size kesitler şeklinde de paylaşmaya çalışacağım inşallah. Biraz hızlı acele edeceğim. Elimden geldiği sürece de size aşama aşama izletmeye çalışacağım tabi. Bence çok güzel oldu. Çok da güzel olacak. Dediğim gibi bir tane daha şey var. Boyamız var. Yetmez diyorlar çünkü. Biz direkt şeyin üstüne vuracağız ya. O yüzden yetmeyeceğini söylüyorlar. Kirecin üstüne. Haydi bismillah bayım, başlayalım. Güzelce karıştıralım şöyle. Bir naşafa şey koydum. Su koydum. YouTube'dan da biraz video izledim. Bu şekilde yapıyorlar. Çok da açık yapmak istemiyorum. Bir videom daha var. Biraz koyu olsun. Çünkü bazen kirecim üstünden patlayabiliyor. Patlamasını da istemiyorum açıkçası. Ya Allah bismillah. Haydi bakayım. Boyamaya başladım arkadaşlar. Rengimiz bu şekilde. Şu an ilk kat olduğu için kurudukça tabi bir kat daha vuracağım. Şu an biraz açık gibi gözüküyor ama şöyle göstereyim sizlere de. Bu şekilde boyamaya başladım. Gördüğünüz gibi. Elimden geldiği sürece ya, çok da bu işin profesyoneli değilim tabi de. Ama bence güzel oluyor yani. Benim hoşuma gitti. Şu kenarlara falan ince fırçayla yapacağım. Özenerek yapıyorum biraz da arkadaşlar. Ama bence mükemmel oluyor yani. Benim çok hoşuma gitti.
şekilde de biraz göstereyim size. Öyle değil mi? İkinci katı vurduktan sonra mı çok güzel olacağına inanıyorum ben ya. 1 numara oldu vallahi. Canım çok hoşuma gitti arkadaşlar. Vallahi çok güzel oldu. Haydi ya Allah, bismillah. Ara ara bu şekilde sizlere göstereceğim Allah'ın izniyle. Elimden geldiği sürece. Çünkü acele etmem lazım arkadaşlar, kusura bakmayın. Akşam oluyor, akşam da ikinci şeyi vuracağım. Sabaha kadar kurusun işte. İşte yerleştirecek annem de yavaş yavaş. O yüzden hemen bakalım. Ya Allah, bismillah, çalışmaya devam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Vallahi elimden geldiği kadarıyla boyamaya çalışıyorum ama bence 1 numara oluyor. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel oluyor. Vallahi 1 numara oluyor. Biraz da özenerek boyuyorum. Çok hoşuma gitti ya. Vallahi güzel oldu ha. Çok güzel boyanıyor arkadaşlar. Duvar bizim de biraz düz ya. O yüzden dolayı şöyle açık renkliler var. Buralara tekrardan fırçayla da geçeceğim. Yani bir kat daha geçeceğiz ya. Onun için problem olacağını zannetmiyorum ama şimdilik güzel gözüküyor. Anacığım. Anacığım, ne yaptın anacığım? Ayakkabıyı giyin. Anacığım. Kimin ayakkabısını ya? Benim. Annem beğendi boyamı arkadaşlar. Evet, güzel oluyor, güzel. Değil mi? Aynen. Parkelerimiz de var. Vallahi tam şehir evine döndüreceğiz burayı annemle. İnşallah. Ya fazla para harcamayız dedi. Aslında hiç para harcamıyoruz hem anne. Bunların hepsi işte dayım inşaatçı olduğu için kullanmıyor, Allah razı olsun. Bizlere verdi, yapabilirsen alır. Neden yapamayalım arkadaşlar? Deneriz, herkes deneyerek. Profesyonel bir boyacı değilim. Elime 2-3 kere anca rulo aldım. Bu da belki ikincidir veya üçüncüdür. Ama bence hoş oluyor ya. Sizlere de biraz şöyle izleteyim. Boya yaparken. İnşallah. Şöyle, şimdi şuraya geçeceğiz. Evet. Şöyle kamerayı alalım. Elimizden geldiği kadarıyla. Valla yere de dökülüyor. Bir şeyler oluyor. Maske taktım arkadaşlar. Benim daha önce de astımım vardı. Bu beni boya boğusu falan daraltıyor. Onun için maskeyle yapıyorum. Haberiniz olsun. Ya. Dökülüyor da bir şeyler oluyor ama dediğim gibi iyi de oluyor yani. Profesyonel bir boyası değil. Elimden geldiği kadarıyla. Boyamaya çalışıyorum işte. Ama mükemmel oluyor. Boya ustalarımız varsa yanlışlarımı yorumlara bekliyorum. Kendimi her zaman geliştirmek isterim tabii. Hiçbir zaman bir şey yapamam demedim. Öğrendim arkadaşlar. Neden öğrendim? Ama güzel oluyor ya. Benim engeller var. Oyalmaya çalışıyorum. Şimdi bir kat atacağım. Bir kat daha atacağım arkadaşlar. Şuralara bilerek falan vuruyorum. Oralarda bizim çizgili şeylerimiz vardı. Süslerimiz vardı. Üzülüyormuş. Ödenebildim valla. Ödenebildim valla. Daha özeleceğim. Şurası dediğim gibi buraya şöyle bir bırakmak istiyorum ya. Beyaz var bu arada. Kurusun. Zaten bir kat daha atarız. Haydi.
Benim çok hoşuma gitti yani. İnşallah siz de beğenmiştirsiniz. Evin dışında boyayacağız. Ama evin dışını sonra boyayacağız. Dayım yaza doğru inşaat işlerinden kalan boyalar oluyor dedi. Onlarla birlikte o da dışarıyı da boyayacağız ama yazın tabii şimdi değil. İnşallah o da nasip olur. Ben biraz çalışayım arkadaşlar. Ondan sonra sizlere tekrardan ara ara inşallah seyretirim. Nasıl arkadaşlar? Daha birinci kat attım. Gördüğünüz gibi. Vallahi benim hoşuma gitti. Bilmiyorum ama. Çok hoş oldu. Kurudukça görüyorsunuz. 10 numara oluyor. Şöyle uzatanın rengi daha çok belli oluyor herhalde. Aynen. Gördünüz mü? Benim çok hoşuma gitti. 10 numara oluyor. Şimdi birinci kat attım. 1-2-3 saat kurusun. Ya kuru diyor, kuruyabildiği kadar kurusun valla. Acelemiz yok zaten. Kuruyabildiği kadar kurusun. Akşamına ikinci katı da atacağım. Şu kenarları falan da düzenleyeceğim. Bir güzelce. Pencerenin kenarları var. Kapıların kenarları var. Prizlerin kenarları var derken boya işimizi böylelikle tamamlamış olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Akşam da Şenay gelir. Şenay yardımcı da olur hem birazcık. Hem kamerayı falan tutar ben oraları yaptım mı. Sizler de aşama aşama izletmeye devam ediyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Dışarıya da bakalım. Hava da çok güzel. Şansı bu zamanı. Anam yine ortalığı dağıtmış arkadaşlar. Yerinde durmuyor ya. Burada da yok ama büyük ihtimal aşağıda. İnşallah hadi bayım. Akşam görüşürüz arkadaşlar. Boya zamanında. Selamette kalın. İzlemeye devam edin inşallah. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz yedik. Eşimle geldi. Biraz yorulduyduk. Misafirimiz vardı. Ortalığı görüyorsunuz. Tırı getir götür. Tırı getir. Anacım çok yorulmuş. Yok oğlum yormayın. Yine yapma etmediğinde ben durmayayım işte ben. Evet. Maalesef anacıya ben işte anacıya. Annem artık. Ananız çok zor. Yaşlanmışsın. Valla anne senin de öyle bir çalışır ki yani. Ben bile videoları izlediğim zaman arkadaşlar gerçekten yani. Dozer bırak. Makine gibisin yani. Ha neyi kaldı işte. O benim kişiliğim. Evet. Eskiden ne pancar çapalardın zaman. O benim kişiliğim. Kimse kimseyi zorlamaz. Yoksa da. Şaka diyoruz ya. Evladıyım için işte ne yapacağını şey diyeyim. Taksiz. Yani arkadaşlar burada. Siz mutlu olun. Taksiz hayatınızı güzelce şey birbirinize şey edin de. Amin öyle. Annem eldivenleri dağmış ameliyata hazırlanıyor. Aynen. Şimdi boyamız kurumuş. Onu söyleyecektim. Biraz dinlendirdik işte akşama kadar. Sabah yaptık ya. Şimdi eşim geldi. Eşim bugün kameraman olsun. Hayatım. Ha. Hoş geldin. Çayımızı içtik, yemeğimizi yedik inşallah. Şimdi gidelim boyamızı tamamlayalım. Yarın da parkemiz var. Değil mi anne? Bir gün de geçersin. Bir işte yarın da parkemizi falan yaparız arkadaşlar. En son odamızda bir güzel toplarız. Yatak odamı kurarım. Bazamızı zaten izlediniz. Bazamızı izlediler. Bazamızı falan güzel hazırlayalım. Onu da çok merak edenler oluyor. Hani nasıl oldu acaba diye. Aynen de görmedim onu. Sen de görmedin. Eşim de görmedi. Arkadaşlar daha eşim de görmedi valla. Sürpriz. Sürpriz valla. Şimdi gidelim boyamızı yapmaya devam edelim. Güzel olacak, güzel. Parkelerimizi de yapacağız. Onları da ekleyeceğim. Bu videomuzu birazcık uzun yapacağım. En azından sıkılmayın. Güzel güzel izleyin inşallah. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. İzleyenlere de izlemeyenlere de. Amin anne. Herkesin hakkında ailesini versin. Allah bizim rast getirsin. Çıktık bu yola arkadaşlar. Sizler de paylaşıyoruz. Amin. Destekleriniz de hiçbir zaman esirgemiyorsunuz. Allah razı olsun. Hadi gidelim biraz çalışalım hayatım. Hadi bakalım. Ben bugün, de mutfağı toparlayalım. Siz çalışın. Hadi. Bugün kameraman eşim. Ya Allah bismillah. Hadi gidelim. Anacığım sana da kolay gelsin. Hadi size de kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sevgiler, görüşürüz hadi. Görüşürüz. Boya için hazırlanıyor arkadaşlar eşim. İş elbiselerim de çok güzel. Şöyle soy ismini de tanıtayım arkadaşlar. Amcamın firması. Dermişim. Babam orada çalışıyor da arkadaşlar. O yüzden iş elbisesi olarak bunları giyiyorum. Hava soğuk, o yüzden direkt elbisemi söyleyeceğim. İş pantolonum da çok güzel ha. Emanetim. Bu da senin herhalde. Annem göndermiş onu. Ama rahat oluyor çalışırken. Yani. Böyle pantolon unutmuyor geçiyor. Cizmelerini de çek. Turcay abime de bir selam yollayayım buradan. Turcay abi. Allah razı olsun. Cizmelerin çok işime yarıyor. Allah her işimde kullanıyor. Tekrardan Allah razı olsun abi. Seni de almış olduk. Tüm takipçilerime de sevgi saygılarımı sunuyorum. Vallahi hepinizden Allah razı olsun.
Şimdi boyamızı hazırlayacağız. Tahtam nasıl arkadaşlar? Ben hazırladım. Şöyle etrafına göster, kurunca daha güzel olmaya başladı. Burası ıslak olan yer arkadaşlar, daha hani kurumamış şey, o yüzden böyle duruyor. Bir de tek kat attın değil mi buraya? Şey, dayım da geldi Osman dayı, benim o inşaat işiyle yollanıyor. Güzel vurmuş dedi valla arkadaşlar, beğendi yani, ustadır kendisi. Fırça dediğim gibi ikinci üçüncü elime alışayım. Allah buna şükür diyelim ya. Kestim mi ya? Ya bir soğuk ki var ya arkadaşlar yani. Ayaz var. Hayatım rezil mi olacak? Allah'ım. Allah'ım kim sıkmış bunu ya? Açmış mıydın onu, şimdi mi açtın? He? Açık mıydı o, şimdi mi açtın? Şimdi açtım. Heh. Çözdüm olayı. Ha işte. Gördüğünüz gibi kanalımız bu şekilde arkadaşlar. Hepsini dökeceğim. Ya Allah, bismillah. Ay ne güzel. Şey yapmak istemiyorum. Şu içinde birazcık kalsın. Şu kenarlara kullanacağım. Fırçayla, hele fırçam var ya. Evet. Şurada. Ondan birlikte çekeriz. Aynen öyle. Şey yapacağız. Şimdi buna birazcık su katacağız. Elin kanadı mı senin? Yok. Kırmızı boy oluyor ya. Şey, onun içine kat kattıkları şey böyle kırmızı bir şey var. Hayatım sana zahmet, ben çizmeyle çıkmayayım da. Su getirebilir misin ya? Tamam. Bir naşafa getirsen yeter. Bana getir. Hı hı. Zimletini döktün mü içine? Döktük. Fazla şey yapmayacağım bunu. İkinci kat olduğu için bunu. Soğuk su mu? Ha, bildiğin soğuk su getir hayatım. Direkt olarak kalan vuracağım bunu. Zaten çok da güzel oldu gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Vallahi güzel renk oldu yani. Zaten güzel çıkıyor. Ya arkadaşlar, kirecim üstüne bu kadar oluyor yani. Şeyim üstüne olsa daha hoş olurdu. Boyamızı da hazırlarken çekeyim de belki merak edenler olur. Gelgi yani. Gördüğünüz gibi bu yaraları da dolduracağım. Biraz tamam. Duruma göre ayarlayacağım şöyle. Ya ben de videodan izlediğim kadarıyla yapıyorum vallahi. Belki boya ustalarımız vardır takip edenlerden ama vallahi elimden gelen bildiğim bu. Doğru hayatım zaten. Şey, böyle videolar çekmemi isteyenler var. Vallahi onun için birazcık uzun tutmak istedim. Merak edenlerimiz çok yani takipçilerimizden. Onun için elimden geldiği sürece ben de öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Vallahi bu arada aklıma da bir şey geldi. Hani hatırlarsanız diğer videolarımızda incir yapmıştık ya. Hatırladın mı hayatım? İncir mi? Ama incir nereden aklıma geldi ya? Ceviz mi? Ha, ceviz. O da çimlenmiş. İnşallah onu da yarın bir gün diker. Çıkmış mı içinden? Hmm. En son baktığımızda içinde hani çıkmıştı ama dışına çıkmamıştı arkadaşlar o yeşerdiği şey. Evet. Şimdi dışına çıkmış. İnşallah onu da şöyle çekeriz. Şöyle göster hayatım. Ondan sonra boyama yaparken de inşallah çekiyor. Bu şekilde şey yapıyorum. Benim de kanamış arkadaşlar. Eşim gösterdi, hiç fark etmedim vallahi. Bu şekilde fazla şey yapmadan, hatta biraz açık oldu, şunu içinden alayım. Burada yine bayağı boya var arkadaşlar. Çok olur o kenarlara. Onu şeyle kullanacağız. Tamam hayatım, ondan sonra bu şekilde karıştırıyoruz. Zaten fırçamız da var. Çekerken inşallah yine çekeriz. Boyamaya başladık arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ananın sesi geldi. Hoş geldin. Patron. Kolay gelsin ya. İkinci kat daha güzel oluyor. Gel bakma. Tamam, kolay gelsin buna. Ay, bu değil mi? Keşke olalımca ondan etseydi oraya bulsadı ya. Ne? Sen yanlış şu yandan başlayacaksan oraya gelip buraya gidiyor. Kurumuş mu gerisi? Evet anacığım.
Ustanın işine karışılmaz. Tamam karıştırayım. Hadi tamam, buna gidelim. Sana diyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Kendime muhatap aldım. Bir de boyuyor mu hayatım? Bence güzel boyuyorsun. Yorumlarınızı da bekliyorum valla. Eşimden ayıracaksın, biraz eşim boyasın. Açıkçası korkuyorum arkadaşlar çünkü ustam titiz biraz. Yanlış ya. Yaparsam. Ne yapacağım hayatım, canım şey sağ olsun. En fazla boyayamadığın yeri bir daha boyarız. Boya biraz fazla. O yüzden ha belki hani şu prizlere falan bantla sökün falan filan diyenler olacak biliyorum ilerken ama ya annem silerim dedi. Ben de şey yapmadım arkadaşlar. Ama mükemmel oluyor yani. Boyanmamız bu şekilde. Geldi ama hayatım. Al bayım. Nereye boyadın? Arkadaşlar maske konusunda niye takıyorsun diye soranlar var. Sabah açıklama yapmıştım ya. Benim astım hastalığım var. Ne buraya boyayım mı? Boya hayatım. Kalk. Üstüme hızlı hareket etme tamam mı? Üstüme fıslak. Oo maşallah. Tamam işte böyle hayatım. Düz değil mi? Düz. Güzel güzel. İkinci kattan sonra daha da güzel oluyor. Hayat renk şeyden dolayı çıkmıyor herhalde ya. Işıktan dolayı da ama böyle şekilde güzel oluyor ama. Biz bu şekilde boyamıza devam edelim. Eşime de boyattırdım. Şimdi ben onun elinden alayım. Hızlı hızlı boyayayım inşallah. Hemen bitsin ki yarın akşama benim arkadaşım var. Adem ya o yapacak ya da ben parkeleri yapacağım. Beraber yapacağız Allah'ın izniyle. Sizler izlemeye devam edin. Biz odamızı bitirelim. Ondan sonra en son halinde çekeriz inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle biraz geriden çıkayım. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi boyamızı tamamladım. Böyle renk daha güzel oluyor. İçeri girdiğimiz zaman ışıktan dolayı şey yapmıyor. İkinci katı da attım. Buraları da boyadım. Gördüğümüz gibi. Vallahi elimden geleni yaptım ya. Yorumlarınızı da bekliyorum. Benim çok hoşuma gitti. Yorumlarınızı da yaparsanız sevinirim. Şimdi bu kurudukça daha da güzel renge kavuşacak. Bence mükemmel oldu. İnşallah yarın parkelerimizi de çekelim. Çok güzel olur. Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Akşam oldu arkadaşlar. Yorulduk. Çay molası yapalım. Yarın sabah parkelerde görüşürüz. Videomuza devam edelim inşallah. Evet arkadaşlar. Parkemizde yaptırıyoruz. Hani de kime yaptırıyorum? Sınıf arkadaşıma. Dema abi. Okulda okurken Adem'le aynı sınıftaydık. Çocukluk arkadaşı. Kader işte. Nereden nereye? Koya tekrar geldik. O da burada marangoz işiyle uğraşıyormuş. Parke işleriyle. Mesleğini eline almış maşallah valla. Ama güzel iş yapıyorum kanki. Koy yerinde kafasını kullanan meslek sahibi oluyor değil mi adam? Aynen öyle. Bu var. Parkemizi yaptık. Buradan sınıf arkadaşım Adem ustama da, kankama da selamlarımı iletiyorum. Tabancacığım çekerim. Evimizi yavaş yavaş düzenlemeye başladık. Yavaş. Şurada kağıt yapacağım onu yapayım mı? Ben ederim dur sen. Elmas ustamız yine işine karıştırmıyor. Annem bunları falan yıkadı tertemiz olmuş yani çünkü 12 senedir yani ister istemez. Olsun. İster istemez değil mi anne? Ya valla ben çok hoşuma gitti yorumlarınızı beklerim. Tabi şimdi akşam oldu biraz yarın sabah yataklarımızı yatağımı falan da getireceğim şu televizyon. Sobayı falan temizleyeceğiz annemden tekrarla. Aşama aşama size de ev yerleştirme videomuzu çekeceğiz. Şeyi parkeyi
mahadımızın altına kadar da yaptık. Şu şekilde göstereyim. Yani tamamen komple güzel oldu. Çok güzel oldu. Parke çok hoşuma gitti. Allah dayımdan da Allah razı olsun. Vallahi çok güzel oldu dayı. İzliyorsan sana da sevgiler saygılar buradan. Teşekkür ederiz senin de Allah razı olsun. Ediyorum ya Naca. Şu normalde şunları perde süpürgeliklere yapmayacaktık ama dayım dedi boş ver al dedi. Orada bir yastık var getir bana böyle. Tüller de temizlemiş anne ha. Renk on numara olmadı anne. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Aynen ne demek bunu. Buraya bakıyorum. Amin anne inşallah senden Allah razı olsun. Geldin toparladın buraları yine. Yarın da yatağımızı falan yerleştirelim. Sobamızı falan yerleştirelim. Ondan sonra inşallah son halini de sizlere gösteririz. Arkadaşlar günaydın. Biz annemle kahvaltımızı yaptık şimdi. Bayağı işlerimiz var mı anne? Bugünkü işlerimi sayar mısın? Oo, sana sayayım da sen onların hangini yapacaksın? Şimdi ek olarak tabii dün akşam da çekmiştik. Parkemizi tamamladık. Bayağı yoruluyoruz. O yüzden dolayı şimdi kahvaltı yaptık. Sabah eşimle birlikte de yaptık ama yine biz... Bu ikinci. Aynen sağa solda biraz yine uğraştık acıktık yani. Kahvaltı niyetine saat 10 gibi biraz daha yemek yedik. Şimdi o boyadığımız, parke yaptığımız yerleri sobamızı temizleyeceğiz. Sobamızı aynen kuracağız. Şimdi birazdan götüreceğim yatağımızı alacağız. Yatağımızı koyacağız. Ondan sonra halımızı koyacağız. Orası inşallah bitecek anne. Ondan sonra diğer odalara. Ondan sonra ya Allah bismillah diğer odalara. Eşyalarımızı soranlar falan var herhalde. Geçmiş videolarımızı izlemeyenler yine meraktan sormuşlar. Onları da hemen cevaplayalım. Eşyalarımız bizim var arkadaşlar. İstanbul'da ama şu anlık yani belediyeden biz yardım istedik getirmeleri için. Onun için bekliyoruz. Beklemedeyiz. Hani biz sizler gibi beklemeliyiz. Zaten gelse bile ben burada dedim ya ev tanıtım videomuz var. Orada bir sürü odamız var. Ben oralara kuracağım. Yatak odamızı kuracağım bir tek. Bu oturduğumuz yeri bozmayacağım arkadaşlar. Köy hayatı olarak doğal şekilde kalsın. Kışın, yani. Kışın neyi olur oğlum orası? Yeni eşyalarımı orada şey yapmayacağım. Fazla kullanmayacağım. Oda yani mı yok sana eşyalarını? Evet, yeni eşyalarımı farklı odaya koyacağım. Ben yaşantımı yine o düzenlediğimiz odada devam ettireceğim Allah'ın izniyle. Çünkü İnşallah. Köye geldik yeni eşyalar. Ne bileyim ben zaten sıkılmıştım anasını. Buradaki eşyalardan güzel değil mi? Mahatta oturmak hiç aramayayım zaten eşyanı. Yok hiç aramıyorum. Dediğim gibi yeni eşyalarımız burada duracak yani arkadaşlar. O şekilde de açıklama yapayım. Şimdi beraber gidelim. Yatağımızı alalım. Getirelim. Ondan sonra annem yatağımızı hazırlasın. Sağını solunu. Evet. Temizleyelim. Sobayı daha. Sobayı daha rok. Ondan sonra televizyonumuzu falan kuracağım ben. En son halinde sizlerle zaten paylaşırım inşallah. Ya Allah bismillah. Hadi gidelim sobamızı. Aman yatağımızı gidelim. Fındık tombulum benim. Seni de çok özlemişler ha. Fındık tombulum benim. Seni... Bu ne yapmış yani ya? Seni şebelek. Ne şebelek? Gel. Gel buraya. Gel kızım. Şu ahırın etrafını da boşaltacağım. Hafta sonu. Allah'ın izniyle gelecekler buraya. Gün vermediler ama şu an bizim Çamlıbel ilçesindelermiş. Ne zaman gelecekler de Allah bilmiyor. Gördüğünüz gibi yatağımız bu şekilde. Belki görmeyenler olursa şimdi bunu çıkartacağım ben. Eve götüreceğim orada görüşürüz. Çektim yere. Niyetim dolanacağım öyle. Bana doğru tutma sen. Görüyorsun değil mi? Arkamdan çek. Arkamdan mı çekeyim? Yürü. Allah bismillah. Ha oğlum nasıl maşallah yiğit benim oğlum göreyim bak bak. Gideyim lan fuk. İnşaatta abi. Aynen inşaatta çalıştığım için oğlum son dakika inşaatta her şeyden anlayın deli olan. Şuraya koy yavrum buradan çağırdık bu. Ha geldik şimdi evin önüne. Deli karı. Allah'ım oğlum. Annemi kameraman yaptım arkadaşlar. Aynen senin için her türlü. Kaldı ha. Açtı hakikaten. Uyhalıyı ben de sevmedim senin gibi. Yatağımın son arkadaşlar. Evet. Gayet güzel son oldu. Son model. Son model. Baza gibi oldu valla maşallah. Valla güzel oldu. Televizyonu falan da koyduk. İşte bağlantıları kaldı. Ufak tefek şeyleri kaldı.
Ben öyle halledeceğim. Vallahi sonra anacığım. Sonra da hafif emeğini. Aynen. Anamla Allah razı olsun. Değil mi anacığım? Aynen. Gülmüşsen helal olsun. Bilmem anacığım. Bilmezim. Çok güzel oldu vallahi. İnşallah sizlerin de sonra hoşuna gitmiştir. Sobaları da, soba da bayağı dolmuşudu. Evet. Şu şekilde göstereyim size biraz daha. Benim çok hoşuma gitti. Vallahi sapsade oldu. Aynen ya. Dediğim gibi hani bu burayı bozmayacağım. Ben koyun doğallığını ben de sizler gibi seviyorum. Yani ben biraz sıkıldıydım zaten. Değil mi anacığım? Sen aynen. Daha sen koy. Gideceğim dedin ama hadi geldin ha. Eşyalarımız geldiği zaman diğer odalara kuracağım. Yani burası benim hep oturma odam olacak arkadaşlar. Yeni koltuk daha mıydı? Oydu, bunlaydı. Buralara dizmeyeceğim. Bu şekilde yatak da burada kalacak, şey de burada. Soran olmuş yatağın niçin oturduğunuz yerde kalıyor da kış olduğu için sobayla birlikte yani kış olduğu için burada yatağımız kalıyor arkadaşlar. Onu da tekrar edeyim. Dediğim gibi evimiz bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. İlk halini hatırlayanlar videolarımız mevcut. Son haliyle karşılaştırırlarsa zaten anlayacaklardır. Videolarımızı izlerlerse. Allah utandırmasın diyelim. Desteklerinizle çok güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Parkelerimiz de çok güzel oldu ama. Çok hoşuma gitti. Şimdi burası bitti. Dediğim gibi annem diğer tarafları yapmaya devam edecek. Ondan sonra diyecek neyimiz var bu videoda. Vallahi ben çok mutlu oldum. Sizlerin de mutlu olacağına inanıyorum. Dediğim gibi burayı değiştirmeyeceğim. Bu şekilde kalacak ömür boyu. Benden hatıra. Yatağım da kalsın burada. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin. Güzel işler başarmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bir ömür dediğim gibi yani bir şeyler yaptığım sürece buralardan vazgeçmeyeceğim. Köyümün son damlasına kadar değerlendirmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah sağlık sıhhat versin inşallah hepinize. Kanalımıza abone olursanız da sevinirim. Selametle kalın, hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.